Değerli izleyiciler merhaba. Hoş geldiniz CNN yani, yani, Türk Ekranlarına. Bugün eğitim konuşalım istiyorum ama böyle farklı boyutlarıyla yani hayatımızın her alanına etkileyen bir şey olduğu için böyle sadece e, dar çerçevede ele almayalım. E, Türkiye'yi kurtaracak olan, Türkiye'yi üst basamaklara taşıyacak olan şey eğitim ve vizyon. E, Profesör Doktor Selçuk Şirin Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Üniversitesi'nde akademisyen, öğretim üyesi, aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Hürriyet gazetesinde de, internet sitesinde de yazıları var ve Türkiye'nin tabi dünyaca ünlü, çok önemli akademik kurumlarından biri Boğaziçi Üniversitesi bizim yani medarı iftarımız diyebileceğimiz yerlerden bir tanesi. Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Mehmet Özkan bizimle beraber. Hocam, siz de hoş geldiniz. Böyle iki kıymetli hocamızla çok tempolu, hızlı bir şekilde bu konuları konuşalım istiyorum. Mehmet Özkan hocanın birçok farklı uzmanlık alanı var: Biyomedikal, Elektronik son dönemde siz yapay zeka konularını da değil mi evet. yakından takip ediyorsunuz artificial intelligence ve bununla bağlantılı meseleler çok da popüler olduğu için biraz onun altını çizmek istedim. Sağ olun eksik olmayın. Aslında yapay zeka ile uğraşmamız yüksek lisans doktora dönemlerimizde hatta belki yapay zekanın doğduğu yıllarda biraz temel biraz eskidi belki ama Tabii ana temel ilkeleri, e, prensipleri aynı takip ediyoruz. Hocam Türkiye'de e, Boğaziçi Üniversitesi o konuda iddialı kurumlardan birimidir Yapay Zeka. E, öyledir aslında. Şimdi yapıyoruz. hem Yapay Zekanın teorik alanlarında, onun algoritmalarının e, ortaya çıkmasıyla ilgili arkadaşlarımızın çok önemli çalışmaları var. Hem de bu bunun uygulama alanlarında. Artık biliyoruz uygulama alanları finanstan, e, medical, tıbbi sektörü kadar birçok alanda uygulanıyor. Özellikle verilerin hacminin büyümesinden dolayı artık daha da etkili sonuçlar elde etmek mümkün. Hem uygulamada hem e, işin teorik kısmında çalışan yetkin arkadaşlarımız var. Bu alanda çok güzel yayınlarımız var. Yakın geleceğe baktığımızda hocam böyle hayatımızı çok değiştirecek bir boyutunu görüyor musunuz yapay zekanın? Yani hangi alanda mesela çok hayatı değiştirebilir görüyorsunuz uygulamalar açısından bakıldığı zaman? şimdi Aslında yapay zeka teorik olarak... E, Dediğimiz gibi 1960'larda temelleri atılıyor ee, ve bunun e, gerek psikolojiyle etkileşimi, gerek e, bilişim teknolojilerinin ilerlemesiyle artık e, yeni uygulama alanları buluyor. Ve ilk denenen alanlarından bir tanesi robot teknolojileri. E, robot teknoloji, teknolojilerin daha insanla etkileşimini kolaylaştırma amacıyla uygulama alanı buldu. Fakat ilk uygulamalar biraz da oyun düzeyinde kaldığı e, Dönemler oldu ve buna bağlı olarak da biraz hayal kırıklık, kırıklıkları da yaşandı 1980'li yıllara kadar. Ta ki internetin yaygınlaşması, verinin yoğunlaşmasına kadar biraz sönük bir dönemi oldu açıkçası. Ama şimdi iyice parladı. Parlamasının önemli bir nedeni bu verinin yoğunluğuyla ilgili. Veri yoğunlaştığı zaman bilginin de işlenerek faydalı bir sonuca ulaşması mümkün hale geliyor. Big Data dedikleri. Big Data evet, Biriler. Big Data'ya bağlı olarak insan davranışlarını izlemek, onlardan sonuçlar çıkarmak ve yine insana hizmet edecek şekilde kullanımları güncel hayatımıza girmeye başladı aslında. Ee, Selçuk Şirin hocamıza da soralım, siz Amerika Birleşik Devletleri'nde uzunca bir süredir çalışıyorsunuz. Bu Türkiye'den hep böyle İngiltere'ye, Amerika'ya ve böyle bir Parlak eğitimin iyi olduğu ülkelere bir hep ilgi olmuştur doğal olarak. Bütün dünyada var, Çin'den de var. Son dönemde de büyük bir beyin göçü var mı? Bu beni endişelendiren bir konu da o yüzden soruyorum. Bir kaygımı da dile getirerek soruyorum. Yani çok böyle parlak insanlarımızı kaplıyor muyuz Amerika'ya? Parlak demeyelim de ama Türkiye Amerika'ya en çok öğrenci gönderen 6. ülke yanılmıyorsam. Niye oraya şerh düştünüz parlak Yani şöyle pa parlak deyince gidenlerin gidenlere yani ben zihine, akla falan çok inanan bir insan değilim. Ee, fırsat olunca herkesin belli becerileri ortaya koyacağını, zirveye çıkacağını inanıyorum. Belki fırsat olursa bunu açıklamak Önemli isterim. Önemli bir şey söylediniz. Yani böyle doğuştan dahiydi işte şöyle öyle bir hikaye yok yani Einstein'da dahil olmak üzere. Kimsenin doğuştan, onları üstün yapan karakteri doğuştan gelmiyor. Emekle oluyor bu tüm bunlar. Sıradan diye görünen insanların veya kendilerini öyle görenlerin de, de çok başarılı olabileceğinin bir örneğini söylüyorsunuz. Evet, 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 onu açıklamak isterim. Bu çok önemli bir mesele. Ama sorunuzu da karşılıksız bırakmak istemiyorum. Türkiye şu an yurt dışına ciddi bir anlamda sizin deyiminizle beyin göçü yaşayan, veren bir ülke. Hem beyaz yakalılar, Türkiye'deki beyaz Yakalılarda ciddi bir geçiş var. Ee, Barcelona'daki ev alımlarıyla ilgili bir istatistik paylaşmıştım, belki görmüşsünüzdür. Ee, Barcelona'da ya da İspanya'da oturabilmek için 500 bin e euro, 500 bin euro'nun üzerinde bir emlak ya da yatırım yapmanız lazım. Ee, Türkiye birinci ya da ikinci sırada. Ee, e e Birleşik Krallık, Yüke'ye başvurularda. Türkiye rekor kırıyor. Amerika'ya yabancı öğrenciler gelimi listesine baktığınızda Türkiye'de bir rekor var. Bizimle birlikte en çok beyin göçü yaşayan diğer ülkede Rusya bu arada. Evet. Buraya tekrar döneceğim. Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından da Amerika'ya başka ülkelere gidenler var ama siz başka ülkelerden de öğrenci çeken bir eğitim evet. kurumusunuz. Ne kadar yabancı öğrenciniz var hocam? Şimdi e, tabi buna cevap verirken bir 15 Temmuz öncesi ve sonrası diye belki değerlendirmek lazım. Çok farklı oldu mu değişti? Fark oldu Öyle. maalesef etkisi oldu. 15 Temmuz öncesinde bizim 500-600 düzeyinde yabancı öğrencimiz oluyordu rahatlıkla. Bu dönem dönem yıl içerisinde de arttığı dönemler oluyor. Bu yaz dönemi örneğin çok sayıda uluslararası öğrencimiz oluyordu. Çünkü programlarımız uyumlu. dil eğitimciliği İngilizce. Dolayısıyla denklikler, denklikler tanınırlık tan sorunları yok değil mi? Yok. Ayrıca akredite birçok programımız ve buna bağlı olarak da öğrenciler rahatlıkla gelip bizden ders alıp kendi üniversitesinde dersini saydırabiliyor. Bu tür öğrencilerimiz oluyor. Bir de tabii doğrudan programın içerisinde olan öğrencilerimiz var. Hem farklı bir kültürü, farklı bir ülkeyi tanıyorlar evet. hem de kendi alanlarında da uzmanlaşarak derslerini alarak gidiyorlar. Çok şimdi unuttum. ne kadar öğrenci kaldı? Şimdi, ya, şimdi yüz düzeylerine düştü Ciddi fakat bir tekrar olmuş. bir artış var. Bu Bunlar maalesef dönem dönem dünyanın durumuyla ilgili olarak da azaldı ve arttığı dönemler oluyor. Şu anda tekrar artık artışa doğru gittiğimizi gözlemliyoruz. Hatta Avrupa'dan da öğrencileriniz var mı? Var, var. var. E, Almanya'dan, Fransa'dan. Türkiye e, kökenli olmayan insanlar. Türkiye kökenli olmayan insanlar. Neden tercih ediyorlar onlar Türkiye'yi ve Boğaziçi'ni? E, güzel bir soru. Şimdi tabii bir de alan olarak baktığımız zaman e, özellikle sosyal alanlarda e, değişik sosyolojik yapıları da inceleme adına e, Türkiye'yi tercih edenler olabiliyor. Ve onlar... E, o noktada bazı Üniversitesi'ni de öncelikli tercih ediyorlar. Çok iddialı olduğunuz bana birkaç alanı söyleyebilir misiniz? Dünya çapında Boğaziçi Üniversitesi şu kategorilerde çok iyi bir seviyede diyebilir misiniz? E, tabii aslında bizde olmayan fakülteler var. Yani o açıdan da bakabiliriz. Yani örneğimiz e, tıp sektöründe yokuz. Tıp e, eğitimi veren bir üniversite evet. değiliz. Hukukta yokuz. Ve diğer olduğumuz alanlarda da aslında dört tane fakültemiz var. Mühendislik. Mühendislik. fakültemiz, eğitim fakültemiz, iktisadi idari bilimler ve fen edebiyat fakültesi. Şimdi bu dördünde de aslında çok iddialıyız. Bunun, bu, bu fakültelerde de genel prensibimiz temel alanlarda, temel konularında iddialı olmak ve hatta birbirleriyle etkileşerek, birbirlerini destekleyerek, güçlendirerek ee, öğrenciyi o şekilde yetiştirmek. Dolayısıyla aslında dördünde de çok iddialıyız. Ee, tıp ve hukuk alanına da girme gibi bir plan var mı? Bir istek var mı üniversitenizde? Ee, şimdi aslında zaman zaman hukukla ilgili bu tartışmayı yaşıyoruz. Gündeme geliyor. Fakat orada e, üniversitemizin eğitim sistemi başından beri İngilizce bir eğitim sistemi. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bir Türkçe hukuk programının artılarıyla eksileriyle zaman zaman görüştüğümüz tartıştığımız ortamlarımız oluyor. Henüz tam ıı, karar vermiş değiliz ama tıpla ilgili de üniversitemiz ıı, tıbbın temel alanları da var aslında. Yani biyoloji olsun, ıı, işte psikoloji Biomedik olsun, biyomedikal mühendisliği zannet. olsun. Yani tıbbın ıı, özellikle temel bilimlerinde, ıı, bilimin üretildiği alanlarında üniversite olarak yine iddialı bir şekilde varız. eee fakat e, klinik uygulamada yokuz. Evet. Orada klinik uygulamada yokuz. Şimdi e, Selçuk Şirin aktif de bir sosyal medya kullanıcısı. Twitter'da ben de takip ediyorum bazen. Şöyle de bir şey ben de sizin gibi düşündüğüm için onu dile getirmek istedim. Yani matematik becerisinde Türkiye iyi sıralarda değil oldukça gerilerde alt sıralardayız. Hal böyle olunca sorun çözme yeteneği ve kapasitemizi de yeterince kullanamadığımız ortaya çıkıyor. Niye bu kadar gerilerde kaldı matematik ve fizikal? Gerçi Boğaziçi mesela bu konuda çok başarılı bir üniversite ama ben ülkenin genelinden bahsediyorum. Ben sorunuza döneceğim ama biraz önceki evet. soruyla ilgili ben bir yazı da yazdım Hürriyet'te. Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerle ilgili ona bir katkıda bulunmak istiyorum. 15 Temmuz'dan sonra hocamın üniversitesinde düşüş var ama Türkiye'de genel bir düşüş yok. Önce bir onu söyleyeyim. O veriler yani yöküm verilerine göre yabancı öğrencilerin buraya 4 yıllık programlar için gelmesi manasında ciddi bir düşüş yok. Fakat misafir öğrencilerin Avrupa'dan gelen ki hocamın üniversitesinde genelde o tarz evet. öğrenciler geliyor. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'ne şu an bu sene başlayan her 5 öğrenciden bir tanesi yabancı. Amerika'da bu işin birinci en fazla yabancı öğrenci alan üniversite benim üniversitem New York Üniversitesi. Bizde de her altı öğrenciden bir tanesi yabancı. Yani Türkiye bu yabancı öğrenci marketine çok geç girdi ama çok iyi girdi. Son 10 yılda çok ciddi manada Türkiye'ye yabancı öğrenci girişi var. Bu çok önemli Bizim bir konu. Bizim eğitim ihracatı başlığı altında çok ciddi bir fırsatımız halen daha var. Çünkü İstanbul özellikle, Türkiye ama özellikle İstanbul ciddi bir çekim merkezi. Ve Amerika'da kendi içinden kaynaklı ekonomik sorunlar var, vize alımıyla ilgili sorunlar var. Türkiye'ye eğer arzu ederse yüksek öğrenimde çok ciddi bir oyuncu olabilir dünya marketinde. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Ee, ve bu, burada bir fırsat var. Ee, İstanbul'u pazarlayarak fırsat var. Bakın New York Üniversitesi 1980 yıllarında satılığa çıkan bir üniversite. Benim üniversitem. Şu an dünyanın en iyi 30 üniversitesinden bir tanesi oldu. Niye biliyor musunuz? New York yükseldi. Tabii. New Herkes York marka New York gelmek yeri. istiyor. Yani York New York marka. bir dönem işte Crime Center suç, e, suç oranı or e, yüksek olduğu bir yer. Kimse gitmek istemiyor. Columbia Üniversitesi'ne de gitmek istemiyor. NYU'ya da. Ama şimdi aynı şey İstanbul için de geçerli. Yani İstanbul'un, Türkiye'nin marka değerinin için önemli diyorsanız bir tanesi de işte bu yabancı öğrenciler. Şimdi Doğru. Onu hemen deyip geçeyim. Ama seyirciler merak ediyorsa Google'a girip Selçuk Şirin yabancı öğrencilere gitsin. Bütün bunların istatistiği yes, var. Çok iyi var. biliyorum çünkü kardeşim bu işlerin başında uğraşıyor burada. Hürriyette mi yazdınız? Hürriyette yazdım. Tamam. Yani. Ama sorunuzu sorun, dönmek istiyorum. Şimdi matematikte çok kötüyüz. İlk 50 ülke arasında yokuz ama Türkçe okuma yazmada da yokuz. Yani sorun matematikle ilgili bir sorun olsa bence çözümü kolay olurdu. Yani Türkiye matematiği şöyle değil böyle öğretsin diyerek işin içinden çıkacağımız bir soru değil bu. Türkçe okuma yazma yani insanlar ana dillerinde bir metin yazarken hatarsız veya anlamlı bir yazı yazarken zorlanıyorlar. Doğru. Bu vahim bir şey ama. Çok niye, niye böyle? Niye ana dilimizde Yani ilk var? 50'de yokuz. Vahim dediğimiz şimdi siz ekonomiyi de yakından takip eden bir birisiniz. Biz G20 ülkesiyiz diyoruz i̇lk değil mi? dünyanın, ülke e, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz ama çocuklarımız ne okuduğunu anlamada, ne Türkçe, ne matematikte, ne de fen bilgisinde ilk 50 ülke arasında yok. Yani bu ne demek? Yani biz vahim bir şey demek bu. Yani e, şimdi orada yokuz da yani biz 12 yılda İstiklal Marşı'nı okumayı bile öğrenemiyoruz, öğretemiyoruz. Yani e, biz bu kadar imam hatip var, orada Arapça öğretemiyoruz. Ben Suriyelilerle saha çalışması yapan bir araştırmacıyım aynı zamanda. Gidin Suriyelilerle çalışacak 100 tane Urfa'da İmam hatip mezunu değil. Kim olursa olsun bulamazsınız. Bu önemli bir problem. Türkiye'de 4 milyon dolayında son 5-6 yılda gelen Arap var. Yani -2 Irak'lı 2 Arap, milyon, Suriyeli Arap evet. ve diğer ülkelerden. Yani nasıl iletişim kurulacak? Tabii, ticaret onlarla yapacağız. Hocam biz Türkiye'deki okullarda da yani bizim kuşağımız ve önceki kuşaklar şimdi Boğaziçi tabii İngilizce eğitimde de çok önemli bir yerde ama Yabancı dil öğretilemedi. Yani hatasız böyle bir bir paragraf bir şey insanlar hala bugün çok e, iyi rahat yazamazlar. Ya şimdi dil ben, öğretiminde sorun var Türkiye'de. Dil öğretiminde var da sorun bence tek bir alanda değil. Onu söylemeye evet. çalışıyorum. Yani e, Amerika'da çocuk gidiyor birinci yılın sonunda flüt çalmaya başlıyor. Biz 12 yılda milli marşımızın ayengini öğretemiyoruz. Doğru. Yani e, sorun Peki nasıl çözelim? Siz yani öyle bir deneyiminiz var. Amerika'yı da iyi biliyorsunuz. Bize lütfen anlatın bu iş nasıl çözülür. Yani, yani onu çözeriz şunu söyleyelim ama şimdi hocam Boğaziçi rektörü. Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Benim mezun olduğum üniversite Boğaziçi'nden daha iyi olduğunu hep düşünürüm ODTÜ olarak. Ama Aa güzel bir rekabet var. Ben bu rekabete bayılıyorum. Ama... ODTÜ Boğaziçi rekabeti ee, çok güzel bir rekabet. Ben Boğaziçi'nin kampüsünü görünceye kadar çok iddialıydım bu konuda ama Boğaziçi kampüsü çok evet. güzel bir kampüs. Evet. Yani bizim Türkiye'de dünya ile yarışacak birinci sınıf üniversiteler var mı? Var. Dünya ile yarışacak liselerimiz var mı? Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi var siz de biliyorsunuz. Dün, e, mezun ettiği çocuklar e, Princeton'a giriyor, MIT'ye evet. giriyor vesaire. Galatasaray Fen lisesi, lisesi var, Ankara Fen Lisesi, Alman Mezunu, lisesi. Daha o geçen hafta veririz. köşemde yazdım. Harvard'da evet. Nobel alacak hoca mezun etmiş vesaire. Var. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Biz %3'ü, %5'i dünya standartında eğitebiliyoruz. Ama yüzde 95'i de üçüncü dünya üçüncü sınıf ülkeler seviyesinde bile eğitemiyoruz. Büyük bir uçurum var yani evet. arada. Yani onu yaygınlaştırmak, o iyi örnekleri alıp geriye doğru onu geliştirmek lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı son günlerde şey diyormuş diyor Finlandiya modeli mesela. Mesela Finlandiya modelini biraz araştırdım ben, yazdım onu. Ne konuda. diyorsunuz o modeli Mesela bakın 1970 senesine giderseniz Hakan Bey, 1970 senesindeki makro kriterlere bakın, Finlandiya ile Türkiye aynı. Kişi başı milli gelir de aynı, kırsal kentsel nüfus bakımından İnanılmaz aynı. İnanılmaz bir sıçrama yaşamış bir ülke. Şimdi 1970'ten buraya kadar ne yaptı Finlandiya? Onların modelini, eğitimin içeriği, manasını almamıza gerek yok. Ama onların hikayesinden ilham almamız lazım. Güney Kore'de öyle değil mi? Güney, aynı. Güney yani Kore aynı. Yani orta gelir tuzağını mı? aşan iki ülke bunlar. Evet. Yani evet. Türkiye de orta gelir tuzağında. Nasıl aşacağız? Bilmek istiyorsak bu iki ülkenin hikayesini araştırmamız Çok güzel. lazım. Siz ne dersiniz bu konularda? Şimdi tabii işin bir üniversite boyutu var. Bir de üniversite öncesi boyutu var. Yani üniversite boyutunda hocamın da bahsettiği gibi aslında başarılı olan üniversitelerimiz var. Model alınabilecek, dünya çapında iddialı olan üniversitelerimiz var. Tabii bunlar da aslında eldeki imkanları ve kaynaklarıyla e, acaba bu düzeyde mi e, olmalılar? Yani karşılaştırdığımız zaman rekabet ettiğimiz dünya üniversiteleriyle kıyasladığımız zaman, örneğin bütçe olarak kıyasladığımız zaman New York Üniversitesi'ni bahsetti hocam sayın hocam. Ama belki New York Üniversitesi'nin bütçesinden de bahsetmek lazım. Mesela sizin bütçeniz bir sakıncası yoksa bizimle evet. paylaşabilir misiniz? Tabii tabii. Tahmin yani bunlar zaten kamuya açık, kamu açık kamu bilgiler. Mu? New York'la mukayese edelim hocam. Siz evet. lütfen söyleyin. Evet. Yani. yani bizim bütçemiz aşağı yukarı 100 milyon dolar civarında. Dolar Yılda olarak söyleyeyim ki dolar. karşılaştıralım 100 yani. 100 milyon. E, evet. yani ben hocam. özellikle dolar olarak söyleyeyim ki karşılaştıralım. Ne kadar? Ben İzledim. Selçuk Şirin olarak bir tane laboratuvar yönetiyorum. Selçuk evet. Şirin bir kişi. Peki. Adı da Şirin Laboratuvarı. Benim bütçem 6,5 milyon dolar çok çarpıcı değil mi çok büyük fark evet. var. yani bizim evet. bölüm olarak topladığımız sizin üniversitenizin bütçesi 250 milyon dolar var mıdır? Milyon. Tamam. <laughs> Sayı şey biliyor musunuz hocam? <laughs> daha mı fazla. Milyar. Gerçekten mi? Evet. Benim, var mı? Üniversitemde değil. Bizim bölümün <laughs> e, araştırma bütçesi <laughs> e, yani 100 milyon doları geçer hocam. Ben, ben size bir örnek vereyim karşılaştırmak evet, için. Yani büyük benim var. bizim üniversitemizden mezun olan şu anda Amerika'da öğretim üyesi olan çok sevdiğim profesör arkadaşıma sordum bu bilgileri benimle paylaşır mısın diye. eyalet üniversitesi yani devlet üniversitesine karşılık olarak e, bütçesi 44 bin nüfusu bir üniversite 2,5 milyar dolar. 2,5 milyar evet, dolar. Evet hadi bunu benim üniversitemle bu yani. ölçekleyelim diyelim. Bunun yarısı kadar bir üniversite öğrenci evet. sayısı olarak bir buçuk milyar dolar olması lazım. Haklısınız. Bir buçuk milyar dolarlıyız. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım yani şimdi Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırırken Amerika'nın bütçesiyle Türkiye'nin bütçesinde trilyon dolarlık bir, lazım. bir ekonomiden bahsediyoruz Amerika'da. dolayısıyla aynı olmasını beklemek de yanlış bir beklenti olur. Onu da yapmamamız lazım ama sonuçta eldeki kaynakları üniversitelerimize dağıtırken. Eğer başarılı olanları biraz daha öne çıkarmak istiyorsak, ona göre de bir plan program yapmak gerekir. Ama şunu da söylemek lazım. Bunu söyledikten sonra bu tür bir hazırlık ve bu tür bir çalışma da başladı biliyorsunuz. Yani geçen yıl yine Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurmasıyla oldu. 2016'da bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler seçildi. Beş tane üniversite. Bu şekilde e, görevlendirildi. E, kendi belli kriterleri sağladıklarından bir dolayı. Birkaç tanesini hatırlıyor okurdu. musunuz hangileri? Olsun? Evet e, Bingöl Bing var, Burdur var, e, Düzce var, e, Kırşehir, e, bir üniversitemiz daha vardı birazdan gelir belki aklıma. Yani bu beş üniversite örneğin geçen yıl bu programa alındılar. Bir model olarak. Bir model seçiyorsun. olarak ve bunlar pilot üniversite olarak seçildi. Umuyoruz ki mesela bunlar kendi bölgelerinin de ihtiyacını karşılayıp, Mesela bunlardan bir kısmı tarım alanında uzmanlaşsın dendi ki çok doğru bir yaklaşım. Tabii. Bir kısmı tekstil alanında uzmanlaşsın. Şimdi 2017'de bir başka model daha devreye konuldu. Yine Cumhurbaşkanımızın ıı, duyurduğu ve Yüksek Yükseköğretim Kurumunun programını yaptığı yüksek yüksek e, evet YÖK'ün e, e, programlandırdığı bir yapıydı. Orada da 10 e, üniversite araştırma üniversitesi olarak belirlendi ve dolayısıyla bundan sonraki beklenti bu araştırma üniversitelerinin imkanlarının da belli şekilde farklılık göstermesi ve onlardan beklentinin de artması. Bir fırsat var aslında. Yani şimdi New York Üniversitesi'nin bütçesine baktım siz konuşurken 8 milyar dolardan daha yüksek. 8 milyar, 8 milyar dolar. 8 milyar dolar. Şimdi ama bunlar yanıltıcı. Niye yanıltıcı biliyor musunuz? New York'a siz gidip gelen birisiniz. New York'taki emlak fiyatları dünyada İstanbul'la kıyaslanacak seviyede değil. Çok pahalı. Bizim evet. en büyük giderimiz emlak. İstanbul'da gerçekten Bence İstanbul'u İstanbul söylerseniz uçlu uçlu New York'larda yani, olabilir. yani tabii uçlu. sizin Boğaziçi için olabilir ama yani New York Üniversitesi sonuçta <laughs> New York'un en iyi yerinde yani değil. Manhattan'ı düşünecek olursanız evet. Manhattan yani Londra, Manhattan, evet. Tokyo, Saint Petersburg dünyanın en pahalı şehirleri ee, yani. Yaşam yani New York'ta bir bir restorana gittiğinizde verdiğiniz parayla falan yani standartı farklı ama oraya girmeyelim. Hemen çıkıyorum çünkü başka daha önemli bence bir konu var burada. Şimdi bakın dünyada ve özellikle Amerika'da üniversite sistemi bir krize girmiş durumda. New York Üniversitesi de bunun içerisinde. Hepsi yani Harvard'da da, ŞUİ'de da burada Çünkü üniversite şu an çok pahalı. Bunun tarihsel nedenleri var, ŞUİ var, bu var. Öğrencilerin eğitim yes. maliyetleri için Eğitim maliyetleri, şu an Amerika içi politikaları takip ederseniz, Amerika içi politikaların birinci maddesi, üniversitelerin için bu kadar pahalı. Yani bizim New York Üniversitesi'nin yıllık bir öğrenci ne kadar ödüyor? Ne Tahmin kadar edin. Bir... Yani 15 maksede. bin dolar mı? 15 bin dolar mı? 15 bin doları hocam 5 ile Eyalet ama eyalette Eyalet değişiklikler olabilir. Yani 60-70 bin dolar falan 75 mı ödüyor? bin dolar yıllık New York Üniversitesi dünyanın en pahalı üniversitesi. Sosyal bilimler fakültesinde okuyan bir kişi bu kadar para mı ödüyor? Nerede okuduğunuz önemli. <laughs> Müzik de var bunun içinde, aşçılık da Büyük var, para. turizm de var. Ama biz dünyanın e, en Harvard pahalı üniversitesi. Harvard'da ne kadar mesela Kanın, bu işler. Harvard bizden ucuz. Nasıl oluyor bu peki? Nedir yani? Arş talep meselesi. Herkes New York'a gelmek istiyor. Biz dünyanın en seksi üniversitesi seçildik. Ama ben yani <laughs> ama bu sıra New York dünyanın en yorucu şehri benim. Ama, için. ama yani ya benim ben... bağlasanız durmam New York'ta. Yani o kadar <laughs> Ama yolculuk. ben e, e, bir yere gitmeye çalışıyorum. Tabii. Şimdi olay şu. Bu kadar pahalı bir üniversite eğitiminin devam ettirilmesi sürdürülmesi mümkün değil. Artışlar enflasyonun hep üstünde. Bir kriz var. Şimdi bu krizden çıkmak için bütün dünya bir formül arıyor. Şöyle düşünün bir yarış vardı üniversite yarışı binalar kuruldu üniversite hocaları yetiştirildi falan ama bunların yetiştirdiği çocuklar yatırdıkları parayı yalamıyor Yani 65 bin 75 bin dolar yatıran çocuk mezun olduğunda 300 bin dolar maaş e, e, boşla mezun oluyor ve bunu geri ödeyemiyor. Nasıl ödeyecek onu? Ödeyemiyor. Şimdi böyle olduğu için kriz var. Bu krizden kurtulmak için bütün dünyada hummalı bir şekilde yeni üniversite arayışı var. Ne olacak? Üniversite ne olacak? Niçin dört yıl olsun? Niçin çocuklar gelip bir öğretmenin karşısında otursun? Şimdi bunu Türkiye'de bu işin aslında erbabı çok iyi araştıran bir hocamız var bizim. Erhan Erkut Hoca, Profesör Erhan Erkut. Özyen üniversite? Üniversitesi'nin kurucu Özgyen. rektörü. Şimdi Mefter rektör yardımcısı. Bu konuda da kitapları olan, makaleler olan, dünyaya da yön veren vizyoner bir arkadaşımız. Şimdi Erhan Bey'le ben program öncesinde konuştum. Dedim bana iki tane örnek ver. Bir tanesini anlatmak istiyorum. Mission University diye bir üniversite. Michigan Üniversitesi üç tane alanı var. Sosyal beceri öğretiyor, Big Data öğretiyor, hocamın sözünü ettiği Büyük Data veri ve iş zekası öğretiyor. Bu üniversiteye ücret ne kadar veriyorsun biliyor musun? Ne kadar? Sıfır. Amerika'da. Mı? Parasız. Amerika'da. Amerika'da Bir şartı var. Diyor ki mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca maaşının yüzde 15ini bana vereceksin diye. Fena değil. Fena değil. Y y yüzde on beş veridir. Ver evet. Lazım. Şimdi Verir. bu üniversiteye giriş mi kolay? Harvard Üniversitesi'nde giriş mi kolay? Ama yani Harvard'la onu mukayese edebilir miyiz? Yani Harvard markası... Harvard'a giriş daha kolay. Daha kolay. Daha kolay. Daha kolay. Başka bir örnek vereyim. Fransa'da Ecole 42 diye yeni bir üniversite. Ecole 42. Yani izleyiciler Google'dan baksınlar detaydan. 3 yıllık bir program yapmış. Yine benzer bir manada. Bir tane zengin 7 milyar bağışlayarak bu okulu kuruyor. 7 milyon özür dilerim euro. 7 milyon milyar değil. Kuruyor. Ve bu üniversite şu an sadece programlama öğretiyor. Ders yok. Düşük bir bütçe. Hoca mi? yok. Yine ücretsiz. Evet. Yani yeni modeller Anladım. çıkıyor. Anladım. Ee, yeni modeller çıkmış hocanın söylediği yani bir biz, model. E, biz bitireyim hemen. Lütfen. Biz bu yeni arayışta, yeni inovasyon sürecinde dünya ile aynı noktadayız Hakan Bey. Yani dünyayı biz 100 yıl geriden gelip Türkiye'de bir Harvard kurmaya çalışırsanız, çok çok masraf yapmanız lazım. Bunu yapamayabiliriz. Ama şu sözünü ettiğim manada yeni üniversiteleri e, Mission Üniversitesi de yeni kuruluyor. Doğru. Biz evet. burada bunu yapabiliriz. Erzurum'da yapabiliriz. Kars'ta Çok da yapabiliriz. çok çarpıcı bir şey söylüyorsunuz. Neden olmasın? Evet. E, tabii yeniliklere açık olmak lazım. Hem teknolojiyle hem e, sosyolojik değişimlerle yenilikler oluyor ve bunlara uyum sağlamamız, e, adapte olmamız, e, hatta yakalayabiliyorsak da bir an evvel yakalayıp öne geçmemiz doğru gerekiyor. Ancak öte yandan da e, klasik sistemin de bir tecrübeye dayalı bir birikimi var. Örneğin tıp fakültesinde bunu nasıl uygularsınız? Yani bazı laboratuvar ortamları ihtiyaçları olan alanlar var. Belli daha bilimler açısından olarak. daha uygun bu. Tabii, tabii. E, ve, kodlama. Ve, kodlama bu dediğimiz evet. sadece kodlama evet, Dolayısıyla Mesela startuplar var dünyada. Yani evet. garajlarda işte o Aynen. devasa Aynen. milyarlık Aynen. şirketler kuruluyorsa evet. Selçuk Hoca'nın söylediği önemli bir şey evet. aslında. Evet, tabii. Yani Harvard Harvard olmayı bırakmayacak bu süreç içerisinde. O da katma değerini eğitimde devam ettirecektir kendi klasik yöntemleriyle. Ama bir yandan da bu alanlara da bakacaktır tabii ki. Bizim de aynı şekilde adaptif olmamız lazım ama birini başarmadan öbürünü ne kadar başarabilirizi bence sorgulamak lazım. Ben hocam size evet, katılıyorum. Evet. Yani hocamın dediği bu nokta önemli. Yani biz Türkiye'de iyi üniversitede iyi hocaları tutamıyor isek bütün bunların olduğu bir ekosistem var. Bu iklim olmadan ürün ortaya çıkmıyor. O iklimin de işte girdisi bir kere özgürlük ortamı olacak. İstediğiniz soruyu sorabileceksiniz. İstediğiniz şekilde evet. bunu paylaşabileceksiniz. Bir şey söylersen başım derde girer mi? Diye yani bilgiye ulaşma ben öyle bir istatistik yayınladım, analiz yapmıştım. Bilgiye ulaşma'nın da bir istatistiği var, indeksi var ülkeler arasında. Bilgiye ulaşmayla milli gelir arasındaki correlation çok yüksek. Yani Bilgiye ne kadar rahat ulaşıyorsanız bilgi ekonomisinde o kadar çok üretiyorsunuz. Tabii. Bilgiyi ne kadar özgürce paylaşabiliyorsanız o kadar çok üretiyorsunuz. Hocam bu yeni sınav sistemi ile ilgili ne diyorsunuz? Ee, yeni sınav sistemi aslında tabii bir sürü artıları var. Ee, öncesiyle kıyasladığımız zaman ama üniversite olarak baktığımızda bizim için önemli olan sonucu daha ziyade. Yani biz üniversiteye öğrenci seçerken bu bizi nasıl etkileyecek kısmı daha önem kazanıyor o açıdan baktığımız zaman tabii bazı üç üniversitesinin yine avantajları var şöyle ki yıllardan beri baktığımız zaman ilk 100'ün, ilk 500'ün belli bir oranı zaten üniversitemize geliyor. O yüzden kendimizi şanslı görmemiz lazım. Ottu ile mukayese ne durumdasınız? Yani benim bunu söylemem pek uygun olmaz <laughs> diye söyleyeyim. Yok diye söyleyin, söyleyin. Geçen gün İTÜ rektör <laughs> hocamız da buradaydı, onunla da konuştuk. Evet, yani şöyle söyleyeyim, bu yıl üniversitemize gelen öğrencilerin... De, ilk %100'e girenin 66'sı bazı üniversitesine geldi. Yüksek bir oran. Evet yani ve bu ilk 500'de de yüzde %50'si gibi Gerçi devam hocam, ediyor. Hocam ne oluyor ODTÜ? Ee, nedir durum ODTÜ'de? Tabii ilk %100 öğrenci yok biliyorsunuz. Yok mu? <laughs> Nasıl yani, yani şimdi bu matematik fen puanlama sisteminde yani ilk yüze girenlerin şimdi şöyle bir güzellik var. Aslında ilk yüze giren öğrenci bütün alanlarda aşağı yukarı ilk yüze giren öğrenci zaten. Evet. Yani matematikte de girmiş, fende de girmiş. Bütün alanlarda girdiği için çok da farklı değil. Dolayısıyla ilk yüzün 66'sı bu şekilde geliyor birincilerimiz de haydi yüksek Kaç ama bu yıllardan beri hocam toplandı. Toplamda şu anda yüksek lisans doktora dahil 17, geldik. <laughs> 17, bin. 17 bine geldik. 17.000. 17.000'e geldik. Lisans öğrencilerimiz 12.000 düzeyinde. Ee, tabii bizim bir de dil hazırlık okulumuz var. Ee, büyük büyük kısmı oraya geliyor. Ama yeni sistemi sorduğunuz için evet. o, o oraya girecek olursak aslında daha sadeleşmiş bir sistem gerçekten. Yani günlerce boyu tekrar tekrar gizilmiyor. Bence önemli Faydalarından bir tanesi de iki yıl geçerli olması sınavın. Aslında iki yıl, iki yıl geçerli olması önemli bir e, avantaj. Çünkü o bir sınav sisteminin e, stresini azaltıcı bir faktör. <laughs> Anladığım kadarıyla yanlış biliyorsam düzeltin lütfen ama iki yıl içerisinde tekrar da girebiliyor sınava. Dolayısıyla yüksek olan puanını e, kabul ettirebilme imkanı olacak. E, bu sayede stresi biraz azalacak Tabii alanlar biraz daha daraldığı için ayırt edicilik özelliği belki biraz düşüyor olabilir. Onu göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. Bir de dil faktörü bu yeni sistemde geliyor. O bizim için önemli. E, açıkçası bana sorarsanız şahsi görüşüm, Üniversite Boğaziçi gibi üniversiteye girerken dilin etkisi olmasının artı yönleri var. Çünkü dil ne kadar bilerek gelirse İngilizce olarak konuştuğumuz zaman... O kadar avantajlı çünkü vaktini daha çok akademik diğer akademik çalışmalarına ayırma imkanı olacak. O olmazsa da tabii hazırlık sürecimiz bizim e, yine de var. E, artıları daha fazla gibi duruyor şu anda ama deneyerek. Yabancı dilde eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir, o bir avantaj gibi görüyor musunuz yoksa bazıları da ona itiraz ediyor mesela peki yani, değil diyorlar. Yabancı dille eğitimin çok daha erken başlaması lazım. Dil eğitiminin başlangıç noktası iki yaş. İki. Tabii. Yani e, niye Avrupalılar İngilizceyi bu kadar e, kolay öğreniyor ya da Singapur şu bu niye öğreniyor? Bazı erken Avrupalılar başlayan. ama iyi öğreniyorlar mesela değil mi? Güney Avrupa'ya gidince o kadar akıcı değiller de Hollandalılar, İskandinavlar yani, e, daha iyi öğreniyor. Erken başlayan e, çünkü dil öğrenmenin bir e, kritik gelişim süreci içerisinde. Anaokullarında daha hatta da daha, erken. daha önce daha öyle mi, daha mi hocam? Yani ne kadar erken olursa o kadar iyi. erken olur. E, ama yani bütün dünyanın bilim dili İngilizce. Siz de üniversiteye geldiniz ve oradan faydalanmak istiyorsanız İngilizce öğrenmek zorundasınız. Makalelerin çok büyük bölümü tabii İngilizce. business yapmak istiyorum, iş dünyasına girmek istiyorum, startup dediniz. Onun dilini o da İngilizce. Yani para kazanmak istiyorsanız da, bilim yapmak istiyorsanız da İngilizce bilmek zorundasınız. Ama sınavlarla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum ben de. Bir kere mesela stresi azaltmak için yapılması gereken şey, bu sınavların istediğiniz zaman alınabilir evet. boyutta olması lazım. Yani internete gireceksiniz. Ben cumartesi saat 3'te gelip sınav almak istiyorum. Arkadaş bir bilgisayar ortamı sağla bana. Çünkü dünya böyle yapıyor. TOEFL böyle yapıyor. Ee, Burada da birden fazla tabii tarihlerde tabii, de yapıyorlar Tabii ama. gün girebiliyorsunuz. Çok büyük oranda online bir ortama mı dönüşecek eğitim? Öyle olması ben, lazım. Yani, yani senede bir gün. Gidelim o binaya girelim gibi bir şey olmayacak artık? Yani çok artık. ilkel. Senede bir gün çocuğu getiriyoruz. Bir milyon insanı. <laughs> yani biz eskiden hatırlarsınız nüfus sayımı nasıl yapıyorduk. Kapanırdık evde. Şimdi evet. öyle mi yapıyoruz? Parmaklar yani? şey olur. Yani şimdi dolayısıyla bunun bir kere düzeltilmesi lazım. İkincisi bu sınavların e, Türkiye'deki en büyük e, e, faydası bu tarz yerleştirmenin. Ben büyük bir savunucusuyum bunun. Merkezi yerleştirme olmasa ben bugün burada oturmuyor olacaktım mesela. Ben bir köy çocuğuyum. 18 yaşına kadar köyde oturdum. Ücretsiz bir sınava girdim. O sınav benim hayatımı değiştirdi. Bu fırsatı çocukların elinden aldığımız zaman. Biz Türkiye'deki eğitim eşitsizliğini arttırmış olduk. Siz nerede okudunuz? Türkiye'nin neresinde doğdunuz? Ben doğru... Türkiye'nin en başarısız ilinin en başarısız lisesinde mezun oldum. Neresiydi hocam? Ardahan'ın Göle ilçesinin Göle 100. Lisesi mezunuyum. Peki e, siz yabancı dil İngilizce ne zaman öğrendiniz? Ben İngilizceyi üniversiteye gelinceye kadar hiç İngilizce ders almadım. Çarpıcı bir şey var burada yalnız. Bakın üniversiteye gelinceye kadar hiç İngilizce ders almamış bir kişi New York Üniversitesi'nde Profesör, akademisyen, 6 milyon dolarlık da bütçesi olan bir laboratuvar var. <laughs> parayı belki söylemeseydin daha iyi. <laughs> Hayır, ama ben. Ama bu parayı ben kullanmıyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani Anadolu'muzun yüce bir noktasından gelen bir insanın başarı çizgisinde nereye gelebileceğini gösteriyor. Yani işte insanların nişan taşında doğup etilerde bilmem okula gitmesi falan gerekmez yani. Eğitim bunun için olmalı. Yani eğitimin toplumsal tarafı bu. Orada öğretmenlere büyük görev düşüyor. Dolayısıyla öğretmenlere bizim nasıl yaklaştığımız çok önem önemli kazanıyor. Yani Selçuk Şirin Hoca'nın anlattığı olay çok enteresan. Yani uzun yıllar boyunca İngilizce eğitimi hiç almamış bir kişi. Bakın nereye gelebiliyor. Öğretmenlerimizin PISA skorlarıyla da alakalı çok şey konuşuluyor. Şikayetler var. Yani öğretmen de mutlu değil. Sonuç da parlak değil ne dersiniz o konuyla alakalı evet o gerçekten üzücü ve dikkat çekici bir nokta çok detaylı tartışıldı hani Pisa'daki durumumuz malum onun detayına girmemek lazım ama neden orada olduğumuzu biraz araştırmamız gerekiyor ben Selçuk hocamızın hikayesinde de görüyoruz aslında tamam çok güzel belki şanslı yaver giden bir durum oldu ama esas önemli olan bir öğretmenin elinde yetişmiş olması evet. yani bir öğretmenin Hayatını vererek neredeyse özveriyle bir öğrenci yetiştirmesinden bahsediyoruz. Buna ulaşmamız gerekiyor aslında bir şekilde. Şu anda da eminim aynı özveriyle çalışan çok sayıda öğretmenimiz var. Onların hakkını vermemiz gerekiyor. Tabii. Ancak bir de şöyle bir gerçek var. Üniversite sınavlarında maalesef eğitim fakültelerinin puanları en yüksek yerde değil neden böyle çok değil? Çok tercih edilen çok bölümler Çok tercih neredeydi? edilen değil. Severek, isteyerek, ilk tercih olarak yazan çok sayıda adaylar var. Adaylarımız var ve bunların önemli bir kısmı da üniversiteme geliyor bu arada. Öyle evet. mi? Evet. Ama onun dışında genel olarak baktığımız zaman maalesef birinci tercih ve en yüksek puanla girilen yerler değil. Demek ki daha sonraki iş beklentileri gelir beklentileri Ne iş yapacağız, yüksek. ne kadar kazanacağız? Aynen. Diye geçim olarak. derdi orada evet. gündeme geliyor. Bunu bu konuyu masaya yatıran ülkelere baktığımız zaman öğretmenlerinin maaşını en yüksek tutan ülkeleri görüyoruz aslında. Bu e, İngiltere'de, Fransa'da, öğrenciler iyidir. Hatta Dubai'de yani baktığımız zaman e, Katar'da öyle. Katar'da. Değil yani mi? eğitime önem vermek biraz da oradan başlıyor. Tabii ki özveriyi bekliyoruz kutsal bir görev ama onlara biz de aynı değeri Tabii. vermemiz Hocam, gerekiyor. Hocam en çok tercih edilen bölümler son yıllarda hangileri? Yani gözde mesleklerde deniyor, gözde bölümler. Evet, yani, değişen değişti mi o son yıllarda? Yani benim üniversitem açısından çok değişmedi. Ee, hala mühendisliğin belli alanları, elektronik gibi, bilgisayar gibi en önde geliyor. İdari bilimlerde ekonomi, işletme önde. Psikolojide ciddi bir artış var. Psikolojiyi bölüm olarak tercih eden çok var bizde 33 tane bölüm var. Diğer üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman çok fazla değil. Daha böyle temel alanlarda hala evet. yoğunlaşma var. Amerika'da hangi bölümler daha popüler? Son yıllarda yeni meslekler de ortaya çıktı. Daha önce duyulmamış bazı mühendislik dalları var. Ya bu mesleğe dayalı üniversite sistemi çöküyor bir kere. Yani ben mesela üniversite öğrencilerine, adaylara hep onu diyorum. Meslek seçmeyin, alan seçin diye. Ne demek istiyorsun? Ee, yani kimya, fizik bunlar temel beceriler, temel alanlar. Onlar iyi. Ekonomi mesela alandır, disiplindir. İşletme değildir mesela. Dolayısıyla ikisinden birini seçecekseniz ben mesela oğlum da bu işlere meraklı. 15 yaşında bir oğlum var. Ben ekonomiyi seç Çünkü ekonominin alanı çok geniş. İşletme onun bir uygulama sahası. Bana da gazetecilik okumak üzere geliyor öğrenciler soruyorlar. Ben diyorum ki yani darılmasınlar iletişim hocalarımız ama hukuk fakültesini bitirin. Hmm. Tabii. Hukuk nosyonunu, aynı, hukuku aynı öğrenirseniz şey başarılı bir gazeteci de olabilirsiniz. Yani Temelini temel sağlam. Ya bir ekonomi okuyun evet. ya da fizik okuyarak da gelebilirsiniz gazeteci olmak için. İlla iletişim okumanız gerekmez. En, en e, popüler alan bu arada benim alanım psikoloji. Amerika'da bir numara. Ee, onun dışında e, son yıllarda istatistik, data, e, big data olsun diğer manada uygulamalı matematik. Yani çok popüler. Bir de tabii kodlama bilgisayar şu. Bu arada tabii alanlar arası geçişi de sağlamak önemli. Hem sistem olarak hem de yaklaşım olarak öğrenci açısından da. O yüzden bizim üniversitemizde çok köklüdür. Diğer üniversitelerimize de yaygınlaşıyor. Çap programları, çift ana programlar, ana dallar, yan dallar, bölümden bölüme geçişler, yatay dikey geçişler. Bunlar önemli aslında. Bir reklam arasına gidelim ardından çok kısa bir bölümle kapatacağız programı. Fransa'nın başkenti Paris'teyim. Aralarında Paris'in de olduğu dünyanın büyük metropollerinde yakın zaman içinde dizel otomobillerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Şimdi dünyada iki büyük gelişme var. Bunlardan bir tanesi tamamen elektrikli otomobiller. Bu konuda çalışan şirketler var. Amerika'da Tesla gibi, Fransa'da Renault gibi, Avrupa'da başka şirketler de var. Bir taraftan bu devam ederken diğer taraftan da tamamen otonom yani sürücüye ihtiyaç olmadan kendi başına belli bir güzergahta gidebilen, yolunu bulan otomobiller, araçlar çok yakında. Hatta 2020'nin hemen sonrasında geliyor ve bu aracı dünyada ilk kullanan insanlardan biri olacağım. 2023 yılından itibaren satışa sunulması öngörülen Renault'un simbiyoz modelini kullanacağım. kullanmak üzere Fransa'ya davet edilen Türkiye'den tek basın mensubu ben oldum. %100 elektrikli bir otomobil, bütünüyle internete bağlı ve tamamen otonom olarak da gerekli hallerde sürüşü alıp kendi başına gidebilecek olan bir otomobil. Aslında bir bilim kurgu filminde gibiyiz. Ben e, manzara ile beraber ortamla birlikte kendimi bir Tarkovski filminin setinde gibi hissediyorum. Benim çocukluğumda çok önemli bir dizi vardı. Hepimiz oturup onu izlerdik. Kara Şimşek. Otomobil insanla konuşurdu sürücüsüyle. Geldiğince gelirdi, gittiğince giderdi. Hatta üstüne pek vazife olmayan konularda konuşurdu. Bu öyle değil. E, gerekli hallerde sadece iletişim kuruyor. Ama gerçekten Kara Şimşek gibi bir görüntü var. <laughs> Buradaki butonlara basarak aracı tamamen kendisinin kontrol edeceği bir moda sokuyorum. Ayağım pedalda değil, elim direksiyonun üzerinde değil. Otomobil tamamen otonom modda trafik durumunu gözeterek yani yoldaki diğer araçları, trafiğin durumunu, yol çizgilerini takip ederek e, trafik levhalarını takip ederek şu anda ilerliyor ve tamamen otonom bir mod bu. Gördüğünüz gibi ben otomobile ilgili değilim. Yani buraya arkama dönüp gidebilirim. Size dönebilirim, size bakabilirim. Şu anda ben bununla bir film izleyebiliyorum. O yüzden bu maskeyi taktık. Bu önemli. 100 km hızla gidiyorum mesela. Çok enteresan. tamamen elektrikli bir otomobille tamamen otonom sürüş yani bana ihtiyaç olmadan aracın kendi başına yolda hareket edebildiği bir deneyim yaşadım. Gerçekten tam bir devrimin ortasındayım. İnternete bağlı. internete bağlı olmasının nedir avantajı? Yani yolda giderken siz araçla ve yolla meşgul olmak zorunda değilsiniz. Kitap okuyabilirsiniz, film izleyebilirsiniz, yanınızdaki insanla konuşabilirsiniz. Sizi lafa tutan birine konsantre olup dönebilirsiniz bir arkadaşınız veya kim oturuyorsa. Bu kazaları azaltacak bir özellik, insanların kendilerine daha fazla vakit ayırmalarını sağlayacak bir özellik ve o anda araç içinde ne yapmak istiyorlarsa, yani bir banka ödemesi mi yapacaklar, bir filme rezervasyon mu yapacaklar. Bunun için insanlara zaman veren bir teknoloji. Profesör Doktor Selçuk Şen, Mehmet Özkan hocamıza da Profesör Doktor çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de aynı şekilde Hoşçakalın. kalın.